Bir zamanlar uzak diyarların derinliklerinde yeşilliklerle kaplı bir ormanın kenarında küçük bir köy bulunmaktaydı. Bu köyde yaşayan insanlar masallarla dolu bir dünyada hayat sürerlerdi. Ancak köyün hemen dışında gizemli bir kule vardı. Bu kule kalın sarmaşıklarla örülüydü ve içinde yaşayan bir genç kızın adı Rapunzel'di. Rapunzel Uzun sarı saçlarıyla meşhurdu. Ancak onun bu muhteşem saçlarının sırrı bir büyücünün sihirli dokunuşlarından kaynaklanıyordu. Rapunzel'in annesi hamileliği sırasında büyücünün bahçesinden çalınmış bir bitki olan rampiyon yediğinde büyücü karşılığında çocuğu almak istemişti. Ve böylece Rapunzel doğduğunda büyücü onu alıp kulesine götürmüş ve büyücünün gücünü taşıyan saçlarla onu büyütmüştü. Rapunzel kulesinin penceresinden dış dünyayı seyrederken ormanda dolaşan bir prensin dikkatini çekti. Prens gizemli kuleyi ve içindeki güzel kızı keşfettiğinde ona aşık oldu. Ancak Rapunzel'in kulesinden kaçması ve büyücüye karşı koyması gerekiyordu. Bir gün, Rapunzel penceresinden dışarı baktığında prensin ormanda dolaştığını gördü. Cesaretlendi ve ona seslendi. Prens bu mucizevi sesi takip etti ve Rapunzel'in kulesine ulaştı. Ancak kuleye giriş için bir yol bulamadı. Prens Rapunzeli tekrar görmek için her gün kuleye geri döndü. Birkaç hafta sonra, prens kulesinin etrafında dolaşırken bir yol buldu. Sarmalanan sarmaşıkların arasından geçerek Rapunzel'in penceresine ulaştı. Rapunzel, prensi gördüğünde sevinçle ona sarıldı. Ancak mutluluklarına gölge düşüren bir şey vardı, büyücü. Büyücü Rapunzel'in kulesine her gün gelir ve Rapunzel'e seslenirdi. Rens, Rapunzel'in büyücüye itaat etmek zorunda olmadığını fark etti ve ona kurtulması için yardım etmeye karar verdi. Rens, Rapunzel'in saçlarını tırmanarak kuleye çıktı ve onunla birlikte kaçmayı planladı. Ancak, büyücü bu planı önceden görmüştü. Rens, Rapunzel'in saçlarına tırmandığı sırada, büyücü saçları kesip onu aşağıya düşürdü prens yere çakıldı ve bilincini kaybetti. Rapunzel, prensin düştüğünü görünce korkuyla büyücüye yalvardı. Ancak, büyücü onu kuleden çıkarmak istemiyordu. Rapunzel, içindeki cesareti topladı ve büyücüye karşı koymaya karar verdi. Bir gece Rapunzel, büyücünün uykusunda olduğunu fark etti. Cesaretini topladı ve kuleden kaçmayı başardı. Ormanda dolaşırken, Rens'in hala hayatta olduğunu gördü ve ona yardım etti. Rens, Rapunzel'e minnettarlıkla sarıldı ve onunla birlikte köyüne geri döndü. Köy halkı, Rapunzel'i büyücünün elinden kurtarmasıyla ona büyük bir saygı duydu. Rens ve Rapunzel, birlikte yaşayarak, mutlu bir hayat sürdüler ve masallarını herkese anlattılar.